Biz bu cihazı boşuna aldık. Her şey Phil Spencer'ın Xbox'ın artık bazı güzel satacağını düşündüğü oyunlarını rakip konsol olan PlayStation'a getireceğini açıklamasıyla başladı. Bunun sebebi Microsoft'un Xbox konsolu satışlarına değil, Xbox Game Pass satışlarına odaklanmasıydı. Çünkü bir düşünün, bilgisayar kullanıcısısınız. En iyi Xbox oyunlarını ve daha birçok oyun oynamak için gidip onlarca bin liraya Xbox konsolu mu alırsınız? Yoksa hali hazırda sahip olduğunuz bilgisayarınızın içinden 100-150 TL gibi bir fiyata mı erişmek istersiniz aynı oyunlara? Tabii ki de ikinci seçenek. Daha çok tuttu. Bu yüzden Microsoft bunun ekmeğini yerken Game Pass'e firmaları satın alıp oyun eklemeye de sürekli devam etti. Hatta yakın zamanda da yeni satın aldı diyebileceğimiz firma Activision Blizzard'dan Diablo 4'ü Game Pass'e ekleyeceklerini açıkladılar. Bir de bu oyun 2023'te çıktı. Büyük ihtimal hatta Call of Duty'ler de gelecek. Ve geçenlerde de şu kararını açıkladı. Xbox oyunlarını aynı zamanda PlayStation'a da getireceğiz. Düşündüler, madem biz konsol satışlarını önemsemiyoruz, oyunlarımızı satmaya bakıyoruz. Bizim konsolumuza sahip olanlar zaten bizim oyunlarımıza oynar. Bilgisayar sahibi olanlar da oynar. Fakat PlayStation sahibi olan insanlar oynayamaz. Ondan dolayı oyunlarını PlayStation'a da getirme kararı aldılar. Her platformda kendi oyunlarını böylece satacaklar. Mesela Starfield, Xbox tarafında çok popüler bir oyun oldu. Şahsen ben beğenmedim. Kalitesiz ve yavan bir oyun. Yiyen pişman, yiyemeyen bin pişman diyerek pişman kısmına Xbox'a olanları ve Game Pass abonelerini, bin pişman kısmına da PlayStation tayfaya koyabiliriz. Merak ediyor olabilir yani PlayStation kullanıcıları Starfield'ı. Çünkü Microsoft şu an onu en ön rafta tutuyor. O getirilirse bence satar ve ardından güzel paraları görünce Phil Spencer, Indiana Jones haberini bile verebilir PlayStation tarafına. Konsol devri bitiyor. Videomu izlediyseniz orada Xbox ve PlayStation oyunlarının kalite seviyesi hakkında konuşmuştum. Özetle PlayStation az firmayla az oyun ve kaliteli oyun yapıyordu. Yavaş yapıyordu. Xbox çok firmayla çok oyun ve kalitesiz oyun yapıyordu. Hızlı yapıyordu ama. PlayStation'da piyasayı domine etmeye çalışma gibi bir topa girer mi? O da bilgisayara PlayStation Plus'ı getirip Game Pass ile rakip olma uğruna hızlı oyun çıkartmaya bakıp kaliteyi elden bırakır mı diyordum o videoda. Fakat artık rakiplik bitti. Demek ki o söylemlerim de bu videoyla beraber değişmiş oldu. İşte Xbox'ın bu kararından sonra PlayStation düşündü ki Xbox demek ki oyun satmaya bakıyor. Bizim platformumuzda oyun satacak, evet. Biz de o zaman biraz bilgisayara da odaklanalım. Oyunlarımız madem Xbox'tan kat kat daha kaliteli, bu kaliteyi kullanalım. Ne kadar satabilirsek satalım. Çıktığı anda artık oyunlarımızı konsolumuzla beraber PC'ye de getirelim. Yakın zamanda da PlayStation'ın çatısı altındaki bir şirketten Exclusive adı altında çıkan Helldivers 2'yi, bu arada o oyuna da bir videoda değineceğiz, hem PlayStation 5'e hem de bilgisayara getirirler. Aynı anda ve gerçekten çok etkilendi. Helldivers 2 Steam'de satış rekorları kırdı. Anlık oyuncu sayısı olarak birinci sıraya yerleşti. Bir insan konsol neden alır? Onun oyunları için alır. PlayStation bundan dolayı konsol satışları olarak çok daha üstünde Xbox'tan. Ondan dolayı Xbox PC'deki Game Pass gibi oyunculara ucuz gelip satın aldırtan sisteme yoğunlaştı. Konsol satışlarında bariz PlayStation'a karşı kaybettiği için. Benim bilgisayarım vardı. Fakat ben PlayStation 5 neden aldım? Onun eksklusif oyunlarını oynamak için. Fakat belli ki boşuna aldım. Sony CEO'su açıklama yaptı. PlayStation 5 Slim'e çıkışından sonra 25 milyon civarı satış rakamı bekliyorlarmış 2024 başlarına kadar. Fakat altında kalmışlar. 10-15 milyon falan satmış. PlayStation 5'in ömrü artık sonlanıyormuş. 2025 Nisan'a kadar önemli exclusive oyun çıkartmayacağız dedi. Ve eskiden konsol sattırmak için yaptıkları oyunları sadece konsola çıkarttıklarını da söyledi. Dediğim gibi oyuncular konsolları oyunları için alıyor. Fakat artık konsol satışlarına değil de oyun satışlarına odaklanacaklarını söylediler. Aynı Xbox gibi. Artık para neredeyse oraya yöneliyorlar dostlar. Yani demek ki biz bu konsolu boşuna almışız. Adam kendi ağzıyla söyledi. Biz bu konsolumuzu sattırmak için bu yaptığımız kaliteli oyunları konsola çıkar diyorduk. Fakat hedeflediğimiz satış rakamlarını elde edemediğimize göre o zaman bu stratejiden vazgeçme vakti geldi. Basbaya böyle diyor. Yaptığımız oyunlar madem kaliteli başarılı, o zaman onlara daha fazla odaklanalım konsoldan çok. Yaptıkları şey doğru. Onlara göre mantıklı, fakat o zaman biz neden konsol aldık? Siz PlayStation 5'e ne getirdiniz, ne yaptınız da umudunuzu kestiniz hemen. PlayStation 5'te sadece özel olarak çıkan 2 tane oyun gördük. Final Fantasy 16 ve Marvel Spider-Man 2. İkisi de 2023 senesinde çıktı ve sadece 2 oyun. Bu kadar mıydı? Bunun için mi almışız? PlayStation 4'ü satıp niye 5 aldım ben? Benim bilgisayarım da vardı. Ben niye PlayStation alıyorum? Ben Marvel Spider-Man 2 çıkmadan bir gün önce aldım konsolu. Hatta toplulukta da paylaştım. Ben sadece Marvel Spider-Man 2 için alacağımı düşünmemiştim gerçekten. Siz daha PlayStation 4'ü öldürmediniz ki tam manada. God of War Ragnarok çıktı mesela PlayStation 4'te. İnanılmaz bir oyun. 2022 Kasım'da çıktı. O zaman ben onu PlayStation 4'te bitirmiştim. Ben bir sene sonra 2023'te sadece Marvel Spider-Man 2 için almışım ya PlayStation 4'ü satıp PlayStation 5. Helldivers 2'nin Steam'de elde ettiği başarı inanılmaz. God of War'un da inanılmazdı, fakat Helldivers onu geçti. Ama siz bu konsolu harcadınız. Normalde Sony konsolda oyunlarını en az birkaç sene sattırdıktan sonra PC'ye getiriyordu. Helldivers 2'de aldıkları bu başarıdan sonra da iyice ikna olmuşlardır aynı anda getirmeye artık. Onlar tarafından bakın gerçekten çok mantıklı. Objektif olarak bakarsak, bir müşteri olarak değil de objektif olarak ticari yönden bakarsak, en yakın örnek Marvel Spider-Man 2. Oyuna yüzlerce milyon dolar harcandı. Oyun bakın daha yeni ne kadar satış rakamına ulaştı. PC'ye çıkması hem PC oyuncuları bakımından hem de firmaların
konsolların oyun satması bakımından daha mantıklı. Ama o zaman siz bu konsolu neden sattınız bize? Bilgisayarı olan bir insan niye gidip bir de ekstra PlayStation 5'e 20-25 bin lira para versin? Sadece Spider-Man 2 oynadık ya özel olarak PlayStation 5'te. Sonra bir de Last of Us Part 2 Remastered mod yaptılar. Sözde bir Remastered. Açık konuşayım, hiçbir değişiklik yok. Benim zaten inceleyen videoma da bakabilirsiniz. Last of Us Part 2'yi inceledik. Remastered adı altında PlayStation 5'e getiriniz. Ve hali hazırda oyuna sahip olanlardan oyunu yükseltmesi için 10 dolar istiyorsun. Diyelim bir oyuncu bilgisayar almadı, PlayStation 5 aldı. Sadece konsolu var diyelim. Orada özel oyunlar var diye, çok kaliteli işler var diye. God of War, Last of Us, Ghost of Tsushima, Bloodborne, Horizon. Bunları oynamak için gitti konsol aldı adam. PlayStation 5 aldı adam diyelim. PlayStation 5'in ömrünün bu kadar çabuk biteceğini bilse. Ya gayet yeni nesil bir konsol aslında. Ne kadar sürdürebilirler? Daha sürdürürler ha bu. Ben çok bekliyorum. Daha neler neler gelecek diye bekliyorduk. Wolverine'i bekliyorduk. Wolverine artık PlayStation 6'ya mı gelir bilmiyorum. Böyle olacağını bilse adam gider PC alırdı. PC çok daha işlevsel bir şey mesela. Kısacası dostlar, artık eksklusif olayı her taraftan bitti. Xbox belli başlı oyunlarını PlayStation'a getirdi. Eğer orada güzel satış rakamlarına ulaşırsa diğer oyunlarını da getirecek, kaçınılmaz. Zaten konsol satmaya bakmıyorlardı. Şimdi rakip konsola getirerek oyunlarını, kendi konsollarını hiç saydılar. Sonra PlayStation'da madem kaliteli oyun yapıyoruz, onu her platformda güzelce satmaya bakalım dedi. Ve kendi konsollarına da artık yoğunlaşmayacaklarını söyledi. PlayStation 5'te bitti dedi. Sonra da biz oyunları başta konsol sattırmak için konsola çıkartıyorduk dedi. Yani bize konsolları o oyunlar için aldırttı. Daha neler neler gelecek, ne işler bekledik biz. Sonra da PC'de daha fazla para olduğunu görünce PC'ye yöneldi. PlayStation 5'in ömrü bitiyor dedi. Bir senelik miydi o zaman bu ömür? Ragnarok'u çıkarttınız PlayStation 4'e. O zaman Marvel Spider-Man 2 de gayet rahat çıkardı yani abi PlayStation 4'e. PlayStation 5'e siz ne yaptığınızda sonlanıyor bunun ömrü. Daha ne getirdiniz de slim çıkarttınız, pro modeline hazırlanıyorsunuz. Hali hazırda PlayStation 4'ten de o zaman siz isteseniz gayet 60 FPS oyun oynattırabilirsiniz. Bu PlayStation 5'in bir farkı olsun diye mi 5'e getirdiniz bunu? DualSense için mi aldık biz bunu? PlayStation 3'üm vardı, sattım 4 aldım. PlayStation 4'ü sattım 5 aldım. Bu kadar mıydı? GTA 6 için de şunları söylemek gerek. Rockstar ilk başta konsola getireceklerini açıklamıştı. Çünkü GTA 6 eğer konsollara gelirse, ilk PC'ye gelmezse konsol satış rakamları uçar. Herkes GTA 6 için konsol alır. Ama konsol satmaya artık yoğunlaşmayacaklarına göre bu kararın değişme ihtimali oldukça yüksek. Ben PlayStation 5'i satmayacağım. Çünkü içindeki oyunlar yine bilgisayardaki Steam, Epic Games'e göre çok daha ucuz. Çok iyi indirimlerde geliyor. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla diyecek bir şeyim yok. Abone olup like atmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Çok uğraşıyorum gerçekten videolara. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Önemli gelişmeler olunca sizlere haber vereceğim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Oyunla kalın.